Evet, Kozan Belediyesi Park Bahçeleri Müdürümüz Sayın Fatih Ateş Bey ve ekibi şu an dikim işlemini gerçekleştiriyorlar. Bu ara bugün şimdi arkadaşlar çınar ekmeye başladılar. Kaç tane çınar ekiyoruz buraya? 25 kadar olması lazım. Çünkü ara boşluğunu hesaplayarak ekiyoruz. Mesafeyi tam bilmiyorduk ama evet. 25 olması lazım. 10 tane oya ağacı. 10 tane de fırça çalısı getirmiştik. Fırça çalısını 16'ya çıkardık. Şu anda da gösterebilirsek arka kısmı. Evet, şöyle çeviriyorum ben. Biraz sade dikim uygulamaya çalışıyoruz. Lavanta da var. Ara boşluklarını dörder lavantayla süsledik. Lavanta da tabii güzel kokuyor. Güzel çiçekler oluyor. Hı hı. Lavantayla süsledik. Oya ağaçlarının ara bölgelerini de bodrumla süsledik. Arkadaşlarımız bu uzun bölgedeki alanı tamamladılar. Dikeşlerini, ipliklerini bağladılar. Şimdi çınar ağaçlarımızı dikiyorlar. O bölgedeki çınardan sonra arka kısımda da harnup eksik olan yerlere. Evet, keçi boynuzu evet. Dikimi yapacağız. Atatürk büstümüzün önünü güzelleştirdik. Orada da bir ihtiyaç var. Gül ağaçları ekledik evet. Oraya. Eksik olanlardan tekrar çeşme papatyası gibi farklı bitkiler de istedik. Onları da takviye edeceğiz. Şimdi yan kısımda öğrencilerimizin oturmuş olduğu kamalyanın arka kısmındaki o duvar bölgeyi de sarmaşıkla süsleyeceğiz inşallah. Ve oturma alanının ön kısmında da gölge ağacımız İskenderun kauçu kullanacağız. Da tabii güzel bir gölge yapacak. Evet. Bu kısımlarda duvarlara zarar vermesin diye fazla kalın gövdeli ağaçlar genişlemeyen seçmedik. Genişlemeyen ağaçlar kullandık. O kısımda gölge ağacı, arkada harnup, yan tarafta yine kültürümüzde çınar önemli biliyorsunuz. Evet, evet. Şu an kısımlarda çınar kullanıyoruz. Özellikle Başkan Bey de zaten çınar ağacını çok önemsiyor, kullanın diyor. Çünkü kültürümüzde olan Arif Nihat Asya Parkımızı komple çınarla süsledik. Ya tabii insanlara yaprağı bile, hani büyüklerimize koca çınar derler ya. Evet. Böyle. Aslında mesela şimdi rahmetlik olduğunda koca çınar devrildi derler. Evet. Yani ağaç sevgisi, çınarın değeri oradan anlaşılıyor. Şimdi çınarı tabii ki şu yanı var. Şimdi bizler belediyenin her kademesinde çalışmış insanlar olarak mesela ben basın yayın 10 yıl basın yayın görevinde müdürlüğü görevinde bulundum. Daha sonraki dönemlerde işte farklı birimlerde de çalıştığımız için mesela çınar belli bir dönem sonra yaprağı çok döküyor, pisliyor ama zor oluyor ama meşakkatli, yapacak bir şey yok. O da kültürümüzde olan bir ağaç. Yapacak bir şey yok. Onu da kullanıyoruz yani evet. Yer yer. O şekilde gidiyor. Okullarımızda da mümkün olduğunca talep çok oluyor ama yani yetişmeye çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bazılarının taleplerine yetişebiliyoruz, bazılarına yetişemediğimiz oluyor ama mümkün olduğunca yetişmeye çalışıyoruz. Yani evet. Burada da şimdi çok teferruatlı bir çalışma yaptık. Hatta tüm diğer işlerimizi durdurup bugün Gazi Köyü'ne geldik. İnşallah güzel bir netice olmuştur. Teşekkür ederim. Okurlarımız da takip ediyorlar. Özellikle okulumuza ilgi gösteren, dışarıda yaşayan Gazi köylüler, eğitim sevdalısı, çok değerli insanlarımız evet. Var. Her zaman bizim yanımızda olan insanlarımız. Onlara da buradan sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Adana Büyükşehir Belediyesi Kozan Fen İşleri Bölge Müdürü Sayın Atol Öztorun Bey'den bir itfaiye ile su getirmelerini rica ettim. Sağ olsunlar, hemen gönderdiler. Şu an Erol Hocam can suyu veriyor. Atol Bey'e de çok çok teşekkür ediyorum. Kozan ASKİ Müdürlüğü'ne, ASKİ ekiplerine, personeline çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.